Bu yönetmelik çıktığında hocam ben İbrahim Kaboğlu'nu aradım. İbrahim Kaboğlu'nu şunun için aradım. İbrahim bu Cem ve Kültür Başkanlığı kurulduğunda biz 27. dönemde milletvekiliydik. Hı hı. Ve o zaman 2022'nin sonlarına doğru kuruldu. Evet. Aha. Öyleydi bildiğim kadarıyla. Şimdi o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü bunu. Şimdi niye Cumhuriyet Halk Partisi götürdü de biz götüremedik HDP olarak örneğin? Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne götürebilmek için ya birinci ana muhalefet partisi olman gerekiyor ya da 130 tane milletvekilinin imza atması gerekiyor filan yani. Şimdi böyle bir sayımız yoktu bizim. Dolayısıyla bunu sadece Türkiye'de örneğin Anayasa Mahkemesi'ne götürebilme hakkı sadece CHP'de var şu anda. Şu anda da öyle, o zaman da öyleydi. Ve CHP bu kanunu, hani bireysel başvuru var, bireysel başvuru kendinle ilgili konularda var. Ama yasalar, yönetmelikler ve benzeri devletin çıkarttığı kanunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı ana muhalefet partisine ait. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi o zaman bu Cem ve Kültürevi Başkanlığı'nın ile ilgili kararnameyi, kuruluş kararnamesini ve o dönemde meclisten geçen yasaların hepsini şeye götürdü, Anayasa Mahkemesi'ne. Bunların dilekçesini yazan İbrahim Kaboğlu'dur. Yani o zaman çünkü görüştük kendisiyle bunların. O dönem biliyorsunuz biz burada da çok yoğun çok tartıştık. Çok konuştuk konuyu, evet. CHP bir ara biraz, tamamını vermediler. Evet, tamamını vermediler. Ya bir ara şöyle bir şey yaptı daha doğrusu CHP. Önce meclisten geçen yasalara itiraz ettiler. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Daha sonra biz görüştük, hocayla da görüştük falan işte CHP'den. Engin Altay'la ben doğrudan görüşmüştüm o zaman örneğin. Sonra alibi kurumlarından da gelen tepkiler üzerine diğer başkanlık kuruluşuyla ilgili şeyi de kısmını da verdiler şeye, Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi burada İbrahim Hoca'nın söylediği bir şey var, önemli. Diyor ki İbrahim Kaboğlu, daha doğrusu ben şunun için aradım, dedim ki hocam bu Anayasa Mahkemesi'ndeki süreç ne durumda? Biz bunu nasıl takip edebiliriz? Yani bunun üzerinden biraz fikir almak istedim. O da şunu söyledi, ilginç şeyler anlattı. Dedi ki, ya bu dedi katılımcı hukuk diye bir kavram vardır. Hı hı. Bu kavram çerçevesinde ben dedi sizin Alevi kurumlarıyla birkaç defa toplantı yaptım. İstanbul'da da bir araya geldik. Ankara'ya mecliste geldiklerinde de bir araya geldik. Ve bunlara dedim ki Anayasa Mahkemesi'ne bir rapor hazırlayın. Yani bu kanunun, bu yönetmeliğin, bu kararnamenin, yani bu bütün bu meselenin Alevi toplumu açısından ne ifade ettiğini, neden zararlı olduğunu, ne tür zararlara yol açacağını, ne tür sıkıntılara ve sorunlara yol açacağı üzerine dedi geniş bir rapor hazırlayın. Hı. Hatta dedi kendilerine daha önce sendikaların Anayasa Mahkemesi'ne hazırladığı bir raporu da gönderdim ki bunu da örnek model model olarak elinizde dursun, bu modele göre hazırlayın bir rapor. Sonra bu raporu Alevi kurumları olarak imzalayın ve Anayasa Mahkemesi'ne götürün, verin. Bu iki şeyi sağlayacaktır. Birincisi davaya sizin katılımınızı. Çünkü o zaman dedi sendikaları Anayasa Mahkemesi çağırdı ve onları dinledi dedi yani. Sözlü olarak geldiler, onlar anlattılar bu yasalar kendileri için ne tür sıkıntılara yol açtığını. Yani kağıt üzerinden karar vermedi dedi Anayasa Mahkemesi. Onları dinledi. Bir buna, yani davaya katılımcı oluyorsun. İkincisi işte bu süreçleri takip etme açısından da dedi şey sağlıyor, avantaj sağlıyor bu mesele. Fakat ilginçtir, örneğin hocanın söylediğini söylüyorum. Alevi kurumları bu işe yanaşmadılar. Yani tamam filan dediler dedi ama ortada hiçbir şey yok. Çünkü ben yazacaktım dilekçeyi dedi. Yani rapor bana gelecekti. Ben gözden geçirecektim. Onlara da bu konuda söz verdim. Siz raporu hazırlayın, bu formatta yazın. İtirazlarınız nedir, konu nedir, niye buna karşı çıkılıyor, ne tür zararlara yol açabilir, ne tür sorunlara sıkıntı yol açar. Bunu yazın, sonra bana getirin. Ben de bunu işte Anayasa Mahkemesi'ne verilecek hale getireyim. Sonra da götürün, verin dediğim halde Alevi kurumları bunu yapmadı. Hocam bu Alevi kurumları kimlere sordum açıkçası yani. Dedik ya bildiğin kurumların hepsi. Yani Alevi Bektaş Federasyonu ve bağlı kurumları. Alevi Vakıflar Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu. Bu kurumların hepsi bu işin içinde dedi yani. Kendisi bizzat görüşünde söylüyor. Ben hocanın aktardığını aktarıyorum yani. Hı hı. Şimdi burada peki geç mi kalındı, ne yapılabilir? Dedi ki geç kalınmadı.
Hala yapılabilir. Hala yapılabilir. Biz de çağrı yapalım o zaman. Ya evet, yani biz Alevi kurumlarına diyoruz ki ya bu kadar güzel sonuç bildirgeleri yazacağınıza kardeşim. Tamam, güzel sonuç bildirgesi yazıyorsun da ya bu raporu hazırlayın. İbrahim Hoca sizi bekliyor. Sayın Kaboğlu diyor ki gelsinler ne zaman istiyorlarsa. Raporu getirsinler, ben gözden geçireyim, sonra götürsünler Anayasa Mahkemesi'ne versinler. Hani şimdi yazılmış ya şeyde sonuç bildirgesini arkadaşlarımız yazmış ya da söylüyorlar ya. Bu kurumla mücadele edeceğiz diye, bu Kültür Bakanlığı'na bağlı Cem ve Kültür Evi Başkanlığı'yla mücadele edeceğiz diye. Ya işte al sana, mücadelenin birinci adımı bu. Önce bu kurumun ortadan kaldırma, yani bu kurulun kuruluş kanunu ortadan kaldırmak için elinde bir fırsat var. Ha, sonuç ne olur bilemezsin ama sonuçta mücadele etmiş olursun yani. Yani bu mücadeleyi vermen gerekiyor ve bu konuda bir rapor hazırlayıp sunman gerekiyor. Evet, buradan hatırlatıyoruz Alevi kurumlarına. Yani İbrahim Hoca, Sayın İbrahim Kaboğlu sizi bekliyor. Raporu bekliyor. Bunun gereğini yerine getirin ve bu davanın takipçisi olun. Çünkü bu dava siz takip etmediğiniz sürece, Alevi kurumları bunu takip etmediği sürece sahipsiz bir dava, vallahi kimse kusura bakmasın. Çıkmaz. İyi bir sonuçta çıkmaz yani. Böyle bir şey yok yani. Bunu hayatımızdaki pratiklerden biz biliriz, hepimiz kesinlikle biliyoruz yani. Bir davayı takip etmiyorsan, onun, o davanın toplumsal bir desteği yoksa, hele hele bu toplumsal meselelerde, o davanın arkasında bir toplumsal destek yoksa, yani kimse senin lehine karar falan vermez. Devletin hazırladığı bir kanun onu onaylar geçer gider yani.